Herkese merhabalar. Erbersonu YouTube kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün OKR koşulu hakkında bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Bugünkü konumuz hakkında yani OKR koşulu hakkında da bizi aydınlatmak üzere takım lideri Fırat Yılmaz bizlerle beraber. Fırat Bey hoş geldiniz. Sizi kanalımızda görmekten çok mutlu olduk. Merhabalar, hoş bulduk Şevval Teşekkür ederim. Ben de çok mutlu oldum. Tekrardan çok teşekkür ederim. Fırat Bey bildiğiniz gibi OKR ve OKR koçluğu günümüzde gitgide popülerleşen bir konu. Biz de OKR'ı anlattığımız videolarımız var ama bir de OKR koçluğunu anlatalım diye sizlerden bilgi almak üzerine bugün burada toplandık. Bu kapsamda dilerseniz ilk sorumu hızlıca sorarak söyleşimize giriş yapalım Fırat Bey. Fırat Bey, OKR koçu ne demek? Teşekkür ederim. Evet dediğiniz gibi aslında e, bu dönemde aslında yeni dönemde diyelim e, çok popüler olan bir söylem, bir çok popüler olan bir e, çevik yönetim kültürü diyebiliriz buraya. OKR aslında kısaca e, OKR koçluğuna gelmeden önce bir kısaca bir OKR nedir e, söylemek lazım burada. Bundan bahsetmek lazım. E, OKR kabaca şirketi ileriye taşıyacak tüm, tüm hedeflere Tüm çalışanların e, şeffaf bir biçimde katılması demek. Dolayısıyla OKR Koçu da e, bu anlamda, bu süreçte çalışanlara, departmanlara hatta süreç olarak şirketin geneline e, destek olmak, bu süreç içerisinde yanında olmak, bu süreç içerisinde yönlendirici değil ama e, biraz daha ileriye yönelik olarak hedeflerin belirlenmesi aşamasında yol açıcı olmak anlamında, bir kelime, bir terim diyebiliriz. Peki Fırat Bey herkesin merak ettiği konu şu olacak. OKR koçu ne yapar? OKR koçu aslında çalışanlar ya da bireyler bazında diyelim arkadaşlık yapar, yol arkadaşlığı yapar kişilere. Bu ne demektir? Aslında hedefler, şirket hedeflerinin, şirket OKR'larının belirlenmiş olan bu OKR'ların e, bireyler bazında da belirlenmesi aşamasında yol arkadaşlığı yapar. Bunlara e, aslında hem problem e, çözümü anlamında, hem e, sürekli gelişime destek olunması anlamında kişilerle birlikte yol alan e, kişidir bir anlamda, bir anlamda ve dolayısıyla da e, bu süreçleri yürüsüzken de e, omuz omuza verdiği yol arkadaşıdır. Yani burada o karların belirlenmesi, doğru o karların belirlenmesi, doğru hedeflerin belirlenmesi. ...ve şeffaf olarak şirket hedeflerine bir anlamda e, destek ve katkı sağlanması konusunda kişileri yol açan... bir ...kişileri bir şekilde şirket içerisindeki kaba tabirle söylenen işletme körlüğünden kurtararak... ...bu anlamda yönelten, o belirlenmesi anlamında yönelten e, kişidir. Dolayısıyla da bu e, belirlenme, hedeflerin belirlenmesi anlamında kişinin bir şekilde problemlerini çözen problemler aşamasında belki yeni problemler yaratarak yeni hedefleri varmasını sağlar diyebiliriz kabaca bu tarafa da. Çok sağ olun Fırat Bey. Peki illa bir OKR koçuna ihtiyacımız var mı veya neden bir OKR koçuna ihtiyacımız var? Bunu anlatabilir misiniz? Tabii ki. Şimdi OKR koçuna evet aslında ihtiyaç var diyebiliriz. Çünkü kişilerin var oldukları süreçte, yürüttükleri standart e, iş hayatında, hatta belirlenmiş KPI'leri de dahil bunlara, bir yerden sonra standartlaşıyor bildiğiniz gibi. İnsanlar dolayısıyla sadece onları e, kazanma güdüsüyle belki de, başarma güdüsüyle sadece oralara odaklanabiliyorlar. Dolayısıyla OKR tarafında ise mantık biraz daha... E, performanstan öte dediğimiz gibi çevik yönetimi olduğu için ya da problemleri çözme metodolojisi olduğu için ya da şirketin hedeflerine daha fazla katkı sağlamak olduğu için burada sizin yanınızda daha sonra yani çalışanlar bireylerin yanında bunları yönelik olarak hem problem çözüm yöntemleri hem hedeflerin ve aslında hedeflerin ötesine geçilmesi e, anlamında e, bir OKR koçuna ihtiyaç duyulabiliyor. Çünkü e, bildiğiniz gibi hepimiz iş yaşam, yaşantısında günlük olarak sadece standart işlerimize yönelip o taraflarda aslında bir anlamda e, tıkanabiliyoruz. Dolayısıyla bu standartlar dışındaki e, çevrenin de aslında bizleri bir anlamda kazandırmış olduğu ya da OKR koçlarını diyelim bir anlamda kazandırmış olduğu tecrübelerle <laughs> birlikte kişilere belli ufuklar açıcı ya da kişilere belli yöntemler gösterici bir konumda olunca. Kişilerin hem standart işlerinden biraz daha ayrılarak daha geliştirici bir yapıda, daha e, çevik bir yapıda e, kendi hedefler belirlemesi ve e, şirket yönetimi ortak o şirket yönetimiyle ortak olduğunu göstermesi ve bu kültürün oturtulması anlamında bir koça ihtiyaç var. Çünkü e, artık belli bir yerden sonra okyal kültürü oturtulduğunda e, bunu ekstra bir iş gibi değil de günlük Bilgisayarı açmak kadar standart bir iş haline gelmesi gerekiyor. Dolayısıyla bunun oturması da her insanın bir alışkanlık kazanma süresi var bildiğiniz gibi. Bu alışkanlığın kazanması anlamında kendi OKR'larının belirlenmesinin e, rahatlatılması anlamında e, bir koça ihtiyaç var. Zaten e, insanlara OKR dediğinizde biraz böyle e, korkabiliyorlar. Dolayısıyla bunu biraz daha gelişim kültürü kültür olarak hatta belki de bir yönetişim olarak, yönetişim kültürü olarak belirleyip insanlara bunu bir şekilde empoze etmek gerekiyor. Dolayısıyla bunu dediğimiz gibi hem yönetim tarafında hem departmanlar tarafında hem de bireyler tarafında bireysel olarak e, oturtturmak gerekiyor. Ve bu da e, belli bir süreç alıyor. Bu süreci e, bir şekilde koçlarla birlikte geçirmekte, e, yanınızda biriyle devam etmekte bu alışkanlığı kazanana kadar size devamlı destek olan, devamlı okkarların e, yapısından öte bu kültüre oturtulmasında yararı olan kişilerle birlikte yürümekte fayda oluyor tabii ki. Yani bir OKR koçu olmadığı takdirde inanın e, sadece kendi hedefleriniz, yani şirket tarafından atanmış, yukarıdan gelmiş hedeflerinizle birlikte yürümeye çalışıyorsunuz. Ama bir OKR koçu yanınızda olduğunda sizin paylaşa, bazı paylaşımlar yapabilecek, bazı yönlendirmeler e, yapabilecek bir kişi olduğunda Gerçekten e, görmediğiniz, daha iyi yapabileceğiniz, işinizi daha iyi yapabileceğiniz e, bazı performans hedefleri atayabiliyorsunuz. Performans dediğime bakmayın, buradaki performanstan kastım sonunda bir ödüle, bir cezaya bağlanan taraf değil. Hedeflere ulaşmak anlamında, yani hedeflediğiniz ve gerçekleşen e, anlamında söylüyorum bunları. Dolayısıyla buraya ulaşırken yanınızda ve bunları belirlerken yanınızda birilerinin olması e, her zaman iyi oluyor. Çünkü hedefleri yanlış belirleyebiliyorsunuz, bu işe başladığınızda, ee, bunu şey gibi düşünün, yani yeni bir işe başladığınızda işin verimliliği ya da performansı e, direkt yüzde yüzde başlamıyorsunuz. O karar süreçleri ve kültürü için de aynı şeyi söyleyebiliriz aslında. Başlangıçta daha e, sapabilir hedefler verilebiliyor, e, daha tutarsız hedefler verilebiliyor. Dolayısıyla ilerleyen dönemlerde hem bunun e, tutarlılığını hem gerçekten şirket hedeflerinin katkısını e, artırabilecek e, şekilde yön, yönelebiliyor bu süreçte. Dolayısıyla bu süreçte yanınızda birisinin olması siz her zaman e, katkı sağlıyor oluyor. Fırat Bey biraz değmiş oldu zaten, bayağı değmiş oldu ama biraz daha derinlemesine konuşmak isterim. İyi bir OKR koçu tam olarak ne gibi faydalar sağlıyor? Evet, şimdi e, dediğiniz gibi biraz bahsettim ama biraz daha detayına da gireyim. Aslında OKR koçunun e, yöntemi ve OKR koçunun amacı diyelim, Kişiye okar belirlemek değildir. Kişiye okar belirletmektir. Ve bu e, süreci de sürekli kılmaktır. Dolayısıyla e, burada bunu yaparken e, kişiyle çok e, nasıl söyleyeyim oraya nasıl ifade edebilirim? Yakın olmak. Kişiyle yakın olmakla birlikte şirketin süreçlerine hakim olmak ve bununla birlikte yine kişinin belirlenen hedeflerine de e, daha fazla katkı sağlamak anlamına geliyor. Yani burada bu işi yaparken kişilerin OKR'larını OKR koçu belirlemez. Ya da senin OKR'ın ya da senin hedefin bu olur demez, dememeli de. Burada zaten dediğimiz gibi bir kültür oturtturmaktan, sürekli bir gelişimden, sürekli bir problem çözme kültüründen bahsediyorsak biz orada biraz daha kişileri dediğim gibi ufuk açan bir yapıda oluruz. Yani dolayısıyla OKR koçları biraz daha kişilerin ufuklarını açan, şirket hedeflerinin daha üstünü hedefleten ve bunu başarabileceğini şeffaf olan zaten bu OKR yapısında da kişilere anlatabilen kişi oluyor ve bu faydaları da zaten insanları biraz daha inandırıp e, bunun gerçekten faydasına inanıp o iş içine çekmek oluyor faydası. Çünkü e, bugün işte örnek veriyorum bin kişilik bin kişi çalışan olan bir firmada bu işin başlangıcında az önce de söylediğim gibi yüzde yüz bir OKR yapısında işte ilk çeyrek örnek veriyorum çeyrek olarak çeyreklik olarak bu hedefler konuluyorsa ilk çeyrekte almak çok mümkün olmayabiliyor. Ama yanınızda bir belli dönem sonra yani bir çeyrek sonra iki çeyrek sonra bu tabii ki şirket kültürüne ve şirket yapısına da bağlı çok hızlı adapte olan şirketler de var gerçekten. bu adaptasyonu hızlandırıyor. Ve bu kültürü insanlara gerçekten e, faydasını anlatıyor, faydasını gösteriyor ve kişiler otomatikman zaten e, kendilerini bu sürecin içerisine dahil etmek istiyorlar. Yani burada bizim en büyük faydamız aslında biraz daha farkındalık yaratmak, biraz daha ufku genişletmek, bir şekilde global ve e, yerel diyelim iyi uygulamaları da insanlara göstererek neler olduğunu e, anlatmak ve Koyulan hedeflerin daha fazlası olabileceğini de göstermek oluyor. Kişiler kendini daha ait hissediyorlar. Kişiler kendilerini o kültürün içerisinde, o şirket hedefleri içerisinde daha güçlü görüyorlar. Daha e hedeflere ulaşabilir katkıyı daha yüksek görmeye başlıyorlar ve bunu insanlara inandırdığınız zaman da zaten bu otomatize halde devam ediyor oluyor. Dolayısıyla inandırmak önemli, ufuk açmak önemli ve iyi uygulamalar tarafında da insanlara olabildiğini göstermek önemli burada. Yani dolayısıyla şeffaf yapıda sen neredesin'i çok rahat e, görebildiğini anlatmak önemli oluyor bizim tarafta ve bu tip faydaları da tabii ki biz sağlıyor oluyoruz OKR koçları olarak. Peki Fırat Bey, son bir soru daha size yöneltmek istiyorum. Albert, sonuna olarak OKR koçluğu kapsamında şirketlere siz ne gibi faydalar sağlarsınız? Ee, orada şöyle anlatabilirim aslında. Zaten bu yukarıda bahsettiğim, e, az önce bahsettiğim her şey bir şekilde e, sağladığımız faydalar ve yöntemler diyebilirim ama daha net, daha kapsar şekilde şöyle başlıyor aslında bizim işlerimiz. Biz Albert Solino olarak öncelikle zaten e, şirketi bir e, tanımaya çalışıyoruz. Dolayısıyla şirketi tanıdığımızda da e, bu faydayı yani şirketlere sağlayabileceğimiz faydaları da belirlemiş oluyoruz. Çünkü farklı ...sebeplerle OKR sistemine, OKR kültürüne geçmek isteyen firmalarımız olabiliyor. Burada öncelikle zaten bir yönetim kadrosuyla e, iç içe geçiyor süreç Yönetim kadrosundan sonra da biz departmanlarda insanlara bir şekilde e, bu durumu, bu kültürü anlatıp... ...bu kültüre yönelik insanların OKR'larını belirlemesini sağlıyoruz. Bakın belirlemiyoruz, bu çok önemli. OKR'larını belirlemesini sağlıyoruz. Tabii ki burada... ...hem şirket hedefleri hem kişilerin hedefleri belirlenmesi anlamında. Yani burada yine büyük bir ayrım olduğu için bunu devam dile getirmekte fayda var. Yani bir e, KPI'den bahsetmiyorum. İnsanların, kişilerin, şirketin, departmanın e, o karlarının belirlenmesinden bahsediyorum. Çünkü KPI tamamen farklı bir yapı aslında sizin de bildiğiniz gibi. Dolayısıyla biz burada insanlara bu yapıyı anlatıp bu yapıyı inandırmak bizim en büyük görevlerimizden biri. Dolayısıyla bu... E, bir yönetim danışmanlığı projesi gibi işte belli bir başlangıcı, belli bir bitişi olmak de, koçluk yapısına geçtiğinizde e, her e, aslında ölçüm döneminde diyelim sizin de bir şekilde e, belli bir dönem o insanlara e, bir analiz yapabilmeniz anlamına geliyor. Ya da OKR koçlu OKR'ın belirlenmesi anlamına zaten sürekli insanlarla iletişimde olmanız anlamına geliyor. Ve biz zaten burada Albertson olarak kişilerin, departmanların birebir yanında oluyoruz. Yani Dolayısıyla burada sağlanan faydalar sadece o kar kültürünü e, yaymaktan öte gerçekten açık ve sürekli bir iletişim kurmak oluyor. E, belli bir disiplin oluyor. E, kişilerin kişisel gelişimi anlamında bireysel donanımı artırmak oluyor. E, bir şekilde kaliteyi e, yükselterek zaman kaybını azaltıyor. Çünkü odaklanılmış oluyor, odağı artırıyoruz aslında o tarafta. Ve şirketin bunu benim benimsenmesi, benimsemesini ve sahiplenmesini sağlıyoruz. Yani en büyük zaten OKEA koçluğu faydalarımızdan biri de budur. Çünkü bu benim sendiğinde bu az önce saydığım faydaları elde edebiliyorsunuz. Ve tabii ki biri de az önce de bahsettiğim gibi çevik davranıyorsunuz, uyumlu davranıyorsunuz ve şirket hedeflerini hem yukarıdan aşağıya hem aşağıdan yukarıya belirlemiş oluyorsunuz. Yani dolayısıyla bireysel anlamda şirket yönetimine ortak olmuş oluyorsunuz. Bununla birlikte zaten bunların toplamında da güçlü bir şirket kültürü oluşmuş oluyor. Ve herkes şeffaf bir yapıda aynı yere koşuyor oluyor. Fırat Bey ağzınıza sağlık. Benim OKER koşuluyla alakalı başka bir sorum kalmadığına göre soruşumuzun de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugün OKER koçu hakkında bizi aydınlatmak üzere takım lideri Fırat Yılmaz Bey birlikte bizlerle beraberdi. Fırat Bey kanalımıza konuk ol konuk olup OKER Koçlu'nu anlattığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Teşekkür ederim Fırat Bey. Videoyu kapatmadan önce izleyicilerimize de teşekkür etmek isterim. İzleyenler bize çok teşekkürler. Sorularınız varsa aşağıya yorum olarak bırakabilir. Ya da albersorunu.com'daki iletişim bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum.